Kazanmamız gereken bir maçtı. Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan olmamalıydı diye düşünüyorum. Biz geçmiş maçlarda da iyi oynadık ama bir türlü kazanamıyorduk. Bugün de aynı şekilde ürettiğimiz 6-7 pozisyon olmasına rağmen bir türlü kalenin içine o golü atamadık. Öyle olunca da maç berabere bitti. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oynadıkları yürekli oyundan dolayı. Biz iyi bir takımız. İyi bir oyuncu grubumuz var. Daha iyi yerlere geleceğiz. Hakem arkadaşımızı kutluyorum. Ben Galatasaray Avrupa'da başarılar diliyorum. Gençler Birliği milli maç arasında iyi değerlendirip Antalya maçında da inşallah 3 puanlarla tanışma zamanımız geldi diye düşünüyorum. Çünkü biz iyi bir takımız. Yani iyi oynanan işte bugün de herkes gördü. Yani bir Galatasaray'a karşı nasıl oynanacak? Çıkarken hücuma bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Maç berabere bitti. Bunda da bir hayır varmış diye düşünüyorum. Ya şimdi biz hafta içerisinde sürekli şuta dayalı, derin topa dayalı ve kapanarak çok çabuk hücuma çıkmaya ilgili çalışmalar yapmıştık. Aslında bugün bunları hepsini de yaptık biz. Ama dediğim gibi işte gol olmadı. Ama biz o kadar gol vuruşu çalışıyoruz ki antrenmanlardan sonra. Belki bugün maçın hemen başında Aite onu gol yapsa daha farklı bir ortam oluşacaktı. Ama ondan sonra da iyi pozisyonlar bulduk. Yani iyi şutlar da attık. Dediğiniz gibi belki final paslarını iyi kullansak ya da girdiğimiz pozisyonlarda aceleci olmayıp daha sakin davransak, öne geçip bir gol atsak maçı biz bugün 3 puanla kapatabilirdik. Ben bir kere burada Murat Cavcav Başkan'a teşekkür ediyorum. Arkamızdaki duruşundan dolayı. Ülkemizde tabii ki bu tip işlerde sürekli teknik adamlar sorgulanıyor. Ama biz işimizi iyi yapıyoruz. Başkan aynı şekilde söyledi. İyi oynayan bir takım var. Ama kazanamayan bir takım var. Evet, belki bizim de suçlarımız olmuştur. Ama ben Murat Cavcav Başkan'a da layık olmaya çalışıyorum. Bildiğim bir camia ve mükemmel de bir başkanımız var. Yani rahmetliden sonra Murat Başkan'ın yaptıkları ortada. Ben bu oyuncu grubuna çok inanıyorum ve güveniyorum. Biz hafta içerisinde bizim oyuncularımızla ilgili sadece şunu söyledik. Baskı yok. Aynı şekilde devam edeceğiz ve Galatasaray maçını kazanacağız. Biz geçen hafta da iyi oynamıştık ama geçen hafta Ankaragücü'nün kazanmasının en büyük etkenlerden bir tanesi duran bir topta attıkları gol ve arkasındaki o büyük Ankaragücü taraftarının verdiği destek. Sonrasında biz maçı çeviremedik. Biz o zaman onları kutlamıştık. Bugün de kutluyoruz. Sonuçta başkentin iki tane güzide kulübü. Ama Gençler Birliği bir maç kazandıktan sonra Gençler Birliği'ni kimse durduramaz bu ligde diye düşünüyorum. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela biz bugün çift santrafor oynayacaktık Stanko'yla. Ama Stanko dün akşam bir ateş oldu. Ateşe çıktı daha doğrusu. Yani biz mecbur Rahmetullah'a döndük. Rahmetullah da bizim için kaliteli bir oyuncu. Altyapımızdan gelen iyi bir oyuncu arkadaşımız. Biz ilk kez bugün bir 11'de şans verdik ona. Berat da bizim için çok değerli bir oyuncu. Yani bizim bütün genç arkadaşlarımız değerli arkadaşlarımız. Ama şimdi bizim böyle bir oyun yapımız var ki şimdi senin 84 doğumlu Sese sahanın en iyi oyunculardan bir tanesi oluyor. Bizim Sion'un geldiği yer ortada ya da Polomat'ın geldiği ortada, geldiği kulüpler yani. Burada çok iyi bir oyuncu grubu var ama tek sıkıntı şanssızlıklar diye düşünüyorum ben. Ya maç kazanamadığımızdan dolayı belki ufaktan bir baskı oldu. Ama bizim oyuncularımız bunları hepsini atlatacak kariyerde oyuncular. Ve kaliteli insanlar, iyi bir aile var aslında bizim içerimizde. Bir problem, bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Kulüpte de bir problem, bir sıkıntı yok. Ama hep şunu söylüyorum. Belki bazı şeylerde çok aceleci davranıyoruz. Ama ülkemizde ne yazık ki sosyal medyada herkes teknik direktör. Herkes görüşlerini söylüyor, herkes fikirlerini söylüyor. Ama bazı şeylerde sabırlı olmak lazım diye düşünüyorum ben. Bu benim için de geçerli, başkası için de geçerli. Örnek Abdullah Avcı'nın bu ülkede yaptıkları ortada. Yunal Karaman'ın bu ülkede yaptıkları ortada. Onlar bile eleştiriliyor. Mustafa Kaplan arkasında bir güç yok. Mustafa Kaplan buraya tırnakları kazıyarak geldi. Benim bu kadar verdiğim bir emek var. Ben bu emeği de kimseye yedirmem. Başkanım arkadaş beni bu göreve Murat Cavcav getirdi. Beni de bu görevde Murat Cavcav alır yer alacaksa. Bir başkası alamaz beni. İki başlık olamaz bu ortamda. Yani bir sosyal medyadaki insanların bugün Gençler Birliği süper top oynuyor. Öbür taraftan taraftarlarımız istifa diye bağırıyor. Bence bunlar doğru şeyler değil yani. Nereye varacağız ki biz bunlarla? Bir yere varamayız ki. Beşiktaş'ın da 5 puanı var. Gençler Birliği de bugün 1 puan aldı ama senin aldığın 1 puan aldın takım. Salı günü Paris Saint Germain maçında belki Paris Saint Germain bile bu kadar pozisyona girmedi bugün bizim girdiğimiz kadar. Demek ki biz iyi bir takımız, sabretmemiz lazım. Geçen sene Ankaragücü'ne sabrettiler, biz kazandık. Herkes öldü, bitti denilen Ankaragücü. Geçen sene kümede tuttuk. Hep beraber taraftarı, başkanı, yönetimi, şu. Aynı şekilde burada da öyle bir adam var. Murat Cavcav.
Murat Cavcı bana öl desin ben ölürüm. Başkası beni bağlamaz. İyi akşamlar, iyi geceler, pardon. Açıkçası sadece istemekle olmuyor. Almasını da bilmek lazım. Puanı da, galibiyeti de. Biz bugün sadece herhalde istemişiz. İstedik diyelim. Bazıları için pek de sanmıyorum ya. Salı günü istekli mücadeleci kaybettiği zaman bile alkışlanan bir takım. Muhakkak ki Şampiyonlar Ligi'nin özellikle büyük maçlarından sonraki bu tempolardan, bu gerilimlerden sonra bir dalgalanma beklersiniz. Ama böyle bir şey beklemem. Bugünkü gibi bir tablo mümkün değil, beklemem. Bu arada gençler bizim hakkını yemeyelim. İyi mücadele ettiler. Bizden daha çok koştular, savaştılar. Tebrik ederim kendilerini. Ama maalesef bugün salıdan, geceden sayarsak 5. gün, çarşambadan sayarsak 4. gün. Notasyon yapmayı da düşünmedim ama demek ki doğru bir karar değilmiş. Çünkü bütün hayatımız boyunca bizim takımlarımız hep savaşan, oyunu oynayan, ileride çok pozisyon bulan, baskı yapan. Bugün bunların hiçbir tanesinden esinti yok. Buna ciddiyetsizlik diyebilirsiniz, önemsememek diyebilirsiniz. Ama hiçbir futbolcunun böyle bir hakkı yoktur. Yani ben salı günü oynadım, yorgunum, gelirsin söylersin oynamazsın o zaman. Çıktıktan sonra böyle davranmaya kimsenin hakkı yok. Hele Galatasaray'da, hele bizle beraber. Yani bunlar telafi edilebilir şeyler ama bu böyle bir oyun oynayıp böyle bir reaksiyon rakip takıma oynamadan sadece seyrederek göstermek açıkçası hoş değil. Ekran başında, statta işte şöyle oynasa böyle olur, yok işte hoca bunu soksa ötekini alsın. Mevzu bu değil. Hiç mevzu bugün bu değil. Demin de söyledim. İstemek yetmez. O işin teori kısmı. Pratik kısmı var bir de. Değil mi? Uygulamak lazım sahada. Çeneyle olmuyor bu. Dolayısıyla konsantre sıfır. Mücadele yok. Bitse de gitsek gibi bir atmosfer içerisinde. Biz de bu öz eleştiri yapmamız lazım kendimize. Hoşlanmadım. Muhakkak ki paylaşamadığımız, tam anlatamadığımız, anlatmamamız gereken bir sürü şey olabilir. Ama Galatasaraylılar bilmelidir ki ocağa kadar artı ocakta daha, çünkü mecburi haller var. O mecburi hallerde bazen yanılabiliyorsunuz veya yanıltabiliyorlar. Ama ümit ederim bu son olur inşallah. Yani bugün kaybetseydik de biz istediğimiz gibi oynasaydık. Biz Galatasaray gibi oynasaydık. Beni en çok üzen o. Maalesef. Yani verilmeyen penaltılar bilemem. Ama o konuda zaten ben konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun. Arayı da izah edeyim de herkes yara sararken biz arada yaralanıyoruz. Afrika ve Güney Amerika'ya giden milli takım oyuncuları 1-1. Biz yarın geldiğimiz zaman 8 kişiyiz, 10 kişiyiz. Biz yara saramayız milli takım arasında. Bu milli takımlara oyuncu göndermeyen, aşağı yukarı tüm takımıyla bu araları değerlendiren takımlar için harika bir imkan. Bizim için değil. Güney Amerika'ya gidenler, Afrika'ya gidenler, en uzak yerlere gidenler o
Onun için biz zaten eksiliyoruz orada. Dolayısıyla o bize çok fazla yaramıyor. Çok fazla yaramıyor. Bazı kalan oyuncuları hazırlıyoruz, o kadar. Burada değişecek olanlar, şeyler belli canım. Yakında görür herkes. Hepiniz görürsünüz. Bir soru daha rica ederim. Erhan Kanlı Güzel. Erhan Kanlı Güzel. Hocam, biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında oyunculara karşı bir sistem sözleri var. Sistem değil, direkt söylüyorum. Evet. Öyle sistem mitem değil hiç. Yakışmadı benim oyuncularıma, öyle bir şey yok. Ne sistem? Bunun çünkü hocam, yani karar olarak kadro dışı gibi kararlar alabilecek. Yakında görürsünüz. Şey, Ocak ayına kadar Galatasaray'la bu sabrı gösterecek. Hocam bir de siz Florya'da tabii o oyuncularla daha birliktesiniz ama bugün Selçuk'un son birde başlaması biraz eleştirildi. Sosyal medyada vesaire falan. Yani siz tabii daha birliktesiniz. Evet. Evet. Tabii biz sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz. Takımı da ona göre yapmıyoruz. Eleştiriler olabilir. İtirazımız yok. Benim seçimim öyleydi. Ben de hata yapabilirim. Ben de insan. Teşekkür ederiz. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Her şeyde dikkatlisiniz de bazı şeylerde değilsiniz. Perşembe günü aklım almadığı için size soracağım. Perşembe günü Halil Umut Meller hocamız Norveç'te maç idare etti bildiğim kadarıyla. Rosenborg PSV galiba. Gece. Bugün de cumartesi. Cuma sabahı bindi oradan. Maç sonrası. Herhalde akşam gelmiştir cuma. Başka hakem kalmadı herhalde. Yorgun argın cumartesi. Enteresan ona gitti yani. Siz pek dikkat etmemişsiniz ama. Pek de bir şey demek istemiyorum ama herhalde başka hakem kalmadı. İyi akşamlar, iyi geceler.